Bu akşam 20'de A Para'da. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği sunar. Güvenli hayatla devam ediyoruz efendim. Sigortacılık sektörünü konuşacağız. Türkiye'nin sigortacılık alanındaki gelişimini değerlendireceğiz konumuzla birlikte. Bir yandan da elbette dijitalleşme sektörün konu başlıklarından bir tanesi. Vatandaşın bilinci, bilinçlendirme konusunu da değerlendiriyor olacağız. İlk konuğumuzu hemen hatırlatalım. İstanbul Bilgi Üniversitesi Bankacılık ve Finans Direktörü Doktor Genco Fas bizlerle birlikte. Sayın Fas, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, nasılsınız Hande Hanım? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Birçok konu başlığı var elbette sektörde. Dijitalleşme de bunlardan bir tanesi. Dijital bir dünyadayız. Birçok sektörün elbette konu başlıklarından, ağırlık verdiği konulardan bir tanesi. Şöyle başlayalım, sektörde buna yönelik ne gibi çalışmalar var? Bu süreçte özellikle aslında pandemi sürecinde de biraz daha hız kazandığını da görüyoruz. Bu noktadaki yatırımlar da ağırlık kazandı ama ne dersiniz, siz neler gözlemlediniz? Tabii öncelikle bu dijitalleşmenin sigorta alemindeki karşılığı diyelim. Yani insurtech'ten bahsetmek istiyorum. Ne olduğunu kavramı açıklamak istiyorum daha az aşina olan seyircilerimiz için. Yani sigorta yaptıranların risklerini minimize edip maliyetlerini düşürmek için inovatif teknolojilere, efendim yeni teknolojilerin devreye girmesini insurtech diyebiliriz. Bu kavramı bu şekilde açıklayabiliriz. Aynı şekilde finansal teknolojilerin de yine sigorta sektörü tarafından yaygın olarak kullanılması insurtech kavramıyla özetlenebilir. Şimdi bununla ne istiyoruz, ne hedefleniyor, ne amaçlanıyor? Sadece tabii sigorta yaptıran açısından ele alınmaması lazım. Yani şirketler tarafından da çok önemli fırsatlara haiz. Ne demek istiyorum? Maliyetlerin düşürülmesi, doğru tazminatlar, doğru segmentasyon, dolayısıyla karlılığın arttırılması bu insurtech'lerin yani dijitalleşmenin bir anlamda sigortacılıktaki karşılığıdır, avantajlarıdır. Şimdi bu konuları konuşacağımızı bildiğim için size Türkiye ile dünyanın böyle bir kısaca kıyaslamasını hazırlamaya çalıştım. Son 3 yıla ait bir kıyaslama yapmaya çalıştım. 2017, mesela 2018, 2017'ye göre biraz sönük geçmiştir. 2017'de 112 milyon dolar, Türkiye'den bahsediyorum Hande Hanım bu arada, 112 milyon dolarlık bir fintech yatırımı, bir finansal teknoloji yatırımı gerçekleşmiştir Türkiye'de. Bu ne demektir? Yeni fikirlere, finansal teknoloji alanındaki girişimlere verilen rakamdır bu yatırım. 2018 bunun yarısıdır, 62 milyon dolardır. 2019'un da buna paralel olacağı beklenirken işte ikinci bölümünde bir gelişme ve 100 milyon dolar gibi 102 milyon dolarlık bir rakama ulaşmıştır. Şimdi burada markalardan bahsetmeyeceğim ama özellikle ilginç olan bir şey var. Pandemi döneminde öne çıkan bu paket servis hizmetleri 2019'da en çok yatırımı alan firmalar olmuşlardır. İlginç. Sanki adeta yani herhalde tesadüf. Adeta pandemiye hazırlanmış bu şirketler. Önceden görmüşler bir şekilde. Veyahut da tam zamanı gelmiş. Aynı şekilde çok önemli bence bir nokta. Şu da, o da şudur. 2019'da girişimcilerin en büyük destekçisi ve tek destekçisi Hande Hanım devletimiz olmuştur. Bu çok enteresan. Mesela TÜBİTAK ve KOSGE sadece fikir aşamasındaki 985 girişime toplamda 9 milyon dolar gibi bir destek vermiştir. 2019'u biz 100 milyon dolarla kapattık. Bunun 9 milyon, %9'u devlet tarafından verilmiştir. Ama geri kalan nedir? Geri kalan zaten hali hazırdaki şirketlere verilmiş yatırımlardır. Dolayısıyla baktığımızda yani özel sektör maalesef mesela 2019'da fikir aşamasındaki yani yeni kurulum aşamasındaki şirketlere hiçbir destek vermemiştir. Sadece devletimiz vermiş. En azından 2019'da böyle olmuştur. Bu önemli bir nokta olarak benim gözüme çarpmıştır, söylemek istedim. Sayın Fas, hemen şunu sorabilir miyim? Finansal teknolojilerden, fintechlerden bahsederken 118 milyon dolarlık bir yatırım. Yani 2019 yılında yatırım almış ancak 2020'de pandemiyle birlikte daha fazla faaliyete geçmiş alanlardan bahsediyoruz. Girişimlerden bahsediyoruz. Evet. Bu noktada evet. Şimdi bankacılık tarafına da baktığımızda orada da işbirlikleri var. Sigortacılıkta da bu şekilde yürüyor mu? Yani bu girişimlerle, startuplarla birlikte bu projeler, çalışmalar genişletiliyor. Öyle mi anlıyoruz? Ya şöyle, Türkiye'de dünyadakinin tersi nedir? Şöyle, şimdi Türkiye'deki sigorta firmaları, özellikle yani Türkiye sigorta kurulmadan öncesinden aslında bahsedeyim biraz. Türkiye'deki sigorta firmaları daha çok büyük bankaların iştirakidir.
Bu sebeple aslında biraz kendi kanatlarıyla uçamazlar. Mesela yeni bir teknoloji çıktığı zaman kendilerine fayda sağlayacak bir şey olduğunda bunu öncelikle bankaya danışırlar. Banka da bunu tabii ilk başta, yani sigorta firmasına sıra gelene kadar ilk başta kendisine uygulayacaktır. Bu sebeple finansal teknoloji yatırımları insurtech'in çok ilerisindedir Türkiye'de. Ama mesela dünyada bu böyle değildir. Dünya, özellikle Avrupa'da sigorta firmalarının bankası vardır. Yani Türkiye'dekinin tam tersi bir tablo vardır orada. Bu sebeple istedikleri yatırımı yaparlar. Yani kendilerine şirket kurarlar. Zaten kendi departmanları vardır da bir de aynı zamanda insurtech için kendi firmalarını kurarlar. Ve dünya ile Türkiye'ye baktığımızda, hani onu da yazmıştım, şurada dataya bakayım. Mesela dünyada 3 milyar dolarlık insurtech yatırımı yapılmıştır 18'de. Bizde ne kadardır? Doğrudan insurtech yatırımı maalesef 2018'de hiç yoktu Türkiye'de. Anlatabildim mi aradaki farkı? Bu evet. Sebeple yani şu anda biraz yani insurtech noktasında dünyanın gerisindeyizdir. Ama nasıl olmaktadır Türkiye'de? Şöyledir, sigorta firmaları, harici firmaları, yani aslında mesela bir fintech firmasıdır, bir finansal teknoloji firmasıdır. O firmayla proje yönetmektedir, proje yürütmektedir kendi karlılığı açısından. Ama kendi firması mıdır? Değildir. Anlatabildim mi? Türkiye'deki resim bu şekildedir. Evet. Peki şimdi biraz kavramlardan da bahsedelim. Bir yandan da aslında dünya örneklerine önce gidelim. İnsürtek işbirlikleri dünyada az önce çok kısaca bahsettiniz ama buna ilişkin başka örnekler var mı? Kıyasladığımızda ne gibi sonuçlar ortaya çıkıyor? Ne dersiniz buna yönelik? Şimdi insürtek firmalarının mesela girmesi düşünülen, yani girdiği zaman en çok karlılık sağlayabileceği alan. Mesela aktüerya. Türkiye'deki bakir alanlardan biridir. Bunun ne olduğunu da çok kısaca anlatayım. Yani Türkiye'de komik, mesela bu söylenildiği zaman ne aktüel mi falan diye böyle bir karşılık duyarız daha çok. Aktüerya şu demek, sigortacılığın istatistiki datasını işleyip, efendim segmentasyon, fiyatlama yapan, riskleri ölçen, yeni ürünleri hayatımıza sokan, tam karlılıkla alakalı bir alan. Fakat tabii dünya son yıllarda, son zamanlarda artık interdisipliner değil mi, disiplinler arası olmaya başladı. Yani bunları kucaklıyor dünya. Bu tip yaklaşımları kucaklıyor. Dolayısıyla aktüerya aslında ilk bakışta çok matematiksel bir alan gibi görülür. Fakat artık değişen demografik yapımız, değişen efendim sosyolojik yapımız, yani tabiri caizse insan halinden anlamamızı gerektiriyor. Bu sebeple işte psikolojinin, sosyolojinin de bir araya geldiği bir matematiksel alandan bahsediyorum. Şimdi bu yani bir kişinin altından kalkabileceği bir şey değildir. Çünkü bir kişi hem matematik bilsin, efendim hem psikoloji bilsin, sosyoloji, bu şimdi zor bir şey. Dolayısıyla işte insurtech için bakir alan burasıdır benim gözümde. Çünkü büyük datanın işleneceği, anlatabildim mi? Farklı disiplinlerden gelen datanın işlenerek sigorta firması açısından karlılık, doğru segmentasyon, müşteri tarafında da müşteri memnuniyetine yol açacağı bir durumdur, aşikar bir durumdur. Dolayısıyla işte insurtech'lerin gideceği yeni durumda, yeni dönemde gideceği yön burasıdır diye düşünüyorum Hande Hanım. Peki şimdi aktüerya ve aktüerlik, bu kavramlar belki önümüzdeki dönemde çok daha fazla sektörde bilinir hale gelebilir. Buna ilişkin detayları da aldık. Teknoloji kullanımına baktığımız zaman tabii ki elbette birçok alanda var. Sigortacılık dediğimizde birçok noktada var ama daha çok hangi alanlarda karşımıza çıkıyor? Tabii şimdi teknoloji derken mesela neden bahsettiğimizin önemi var. Mesela biz operasyonel süreçlerde efendim çağrı merkezi uygulamalarından mı bahsediyoruz? Veyahut da internet bankacılığına girerek veyahut da sigorta firmalarının arayüzlerine girerek kendi isteğimiz doğrultusunda bir poliçe oluşturmaktan veyahut da kredi başvurusundan mı bahsediyoruz? Şimdi eğer biz bunlardan bahsediyorsak o zaman biz Avrupa'nın da dünyanın da fersah fersah ötesindeyiz. Çünkü neden? Yani komik bir örnek söyleyeyim size. Biliyorsunuz bizim yani Türkiye'deki ATM'lerden örneğin yani kredi başvurusunda bile bulunabilirsiniz. Yani bütün bankacılık işlemlerini yaparsınız. Üzerine hani hiç akla gelmeyecek şeyleri de yapar. Şimdi gidin mesela Avrupa'da, İtalya'daki, Fransa'daki bir ATM'den yani anca hesabınıza bakarsınız, bir de para çekersiniz. Yani kredi başvurusunda bulunmak falan söz konusu bile değildir. Fakat şimdi bu ne demek? Demek ki biz Türkiye olarak uygulamada çok öne geçmişiz, çok ileriye gitmişiz bu alanlarda. Peki mesela ilk biz mi bulmuşuz, biz bulmamışız. Demek ki burada bizim geri kaldığımız bir nokta şu olabilir, temel bilimler. Dolayısıyla mesela matematik, fizik, biyoloji değil mi? Yine psikoloji.
Yani ilk bulan olmak. Çünkü ilk bulduğunuz zaman asıl kar marjı orada. Daha sonra bunun uygulamaya geçmesi. Evet, uygulamada çok ileriye götürebilirsiniz ama o zaman kar marjları düşmüş oluyor. Dolayısıyla işte teknoloji kullanımı burada ortaya çıkmalı. En son zaten yaşadığımız olay, değil mi? Mesela teknolojik bir aşıdan bahsediyoruz. Şimdi bu aşı, mesela pazartesi günü pandemi çıktı, salı günü aşı bulduk. Şimdi bu şekilde gerçekleşmedi. Uzun yıllara yayılan, değil mi, bir teknoloji birikiminin sonucunda, bir temel bilimlerin, temel bilimsel çalışmanın sonucunda ortaya çıktı. Dolayısıyla işte teknoloji kullanımının bu alanda, yani temel bilimlerle harmanlanarak oluştuğu, geliştiği bir gelecek tahayyül ediyorum. Ancak o zaman daha ileriye bizi götürecektir. Çünkü uygulama alanında zaten ilerideyiz. Otomotivde de ilerideyiz. Her alanda ilerideyiz. Yeter ki şu temel bilimlerde biraz daha yol alalım. Peki şimdi biraz da tabii dijitalleşme çok çok önemli. Bahsettiğimiz aslında bu dijitalleşme ile birlikte cep telefonlarımız bu noktada bize çok yardımcı oluyor. Belki çok daha fazla bu pandemi sürecinde de bunu çok yaşadık ki artık daha fazla uygulanabilir hale geldi. Çeşitli uygulamalarla, çeşitlendirmelerle birlikte. Ön plana çıkan alanlar neler? Şimdi baktığımızda tabii dijitalleşme de buna yardımcı oluyor. Hangi alanların daha fazla ön plana çıktığının bilgisini karşımıza çıkartıyor. Ne dersiniz? Buna yönelik araştırmalar neyi gösteriyor? Yani bu dijitalleşmede ve işte verilen uygulamalarda, verilen belki müşteriler için verilen avantajlarda, yani ne ön plana çıkıyor? Bence hani bu tip avantajların veyahut da bu tip ürünlerin tercih edilmesi bence eşler arasında, eşitler arasında bir rekabet yaratır. Benim düşüncem budur. Örneğin çok uzun yıllardır hani teknoloji deyince ilk başta aklımıza gelen dediğiniz gibi telefon operatörleridir. Efendim işte şimdilerde daha popüler olan dijital platformlardır, değil mi? Ve buna biz tabii işte sigorta şirketlerindeki yeni ürünlerle de buna bir paralellik gösterebiliriz. Şimdi burada yeni bir ürünün efendim sunulan avantajlarla müşteriyle buluşması vallahi içerik de önemlidir. Şimdi dijital platformları ele alın. Bir tanesinde mesela çok bir fiyat avantajı var. İçerik var mı? Yok. O evet. Zaman şimdi onu yani bir enteresan tarafı yok. Aynı şekilde telefon operatörleri çok uzun yıllar, yani cep telefonları hayatımıza girdiğinden beri Türkiye'de daha çok iki firmanın adı geçmekteydi ama bir tanesinin çok daha fazla yatırım yaptığı, çok daha rahat kullanıldığı bilinmekteydi. Şimdi ikincil marka olarak siz istediğiniz kadar fiyat avantajı sunun, ondan fazla bir şey çıkmaz. İnsan imkanı olduğu anda hemen daha iyi hizmet alacağı yere geçer. Dolayısıyla ama belki bugünden itibaren hem altyapılarımız gelişiyor, bugünden itibaren bu hani dijital imkanların, evet, bunların müşteriler tarafında bir avantajı olabilir. Sayın Fas, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim Amanda Hanım. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. İstanbul Bilgi Üniversitesi Bankacılık ve Finans Direktörü Doktor Genco Fas bizlerle birlikteydi. Devam ediyoruz sigorta konuşmaya efendim. Şimdi bir başka konuğumuz var. İstanbul Okan Üniversitesi öğretim üyesi bizlerle birlikte. Doktor Hakan Özcan. Sayın Özcan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Hande Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sayın Fas'la dijitalleşme tarafını konuştuk bizler sigortacılık tarafında. Bu noktada aslında Türkiye'nin sigortacılık sektöründeki gelişimini, değişimini nasıl gözlemlediniz yıllar içinde? Siz ne dersiniz buna ilişkin? Esasında çok şanslıyız. Çünkü dün bir dizi veriler yayınlandı 2020 yılına ait. Türk sigorta sektörü yaklaşık olarak 82 milyar TL'lik bir sigorta prim üretimi var. Geçen yılda mukayese ettiğimizde %19'luk bir artış. Diğer sektörlere göre baktığımızda oldukça iyi bir durum Türkiye açısından. Tabii dünyada sigorta prim üretimi dolar bazında ölçüldüğü için geçen yıldaki döviz kurundaki değişikliklerin buna çok olumlu etkisi olmadı. 2019'da 12 milyar dolar olan prim üretimimiz şu anda da paralel 11.7 civarlarında. Bir değişiklik yok. Dünya mukayesesine baktığımız zaman şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Bizim kişi başı yaklaşık olarak 130 Amerikan doları bir sigorta primi harcamamız var. Ve milli gelirdeki payımız da yaklaşık 1.3. Dünya ortalaması ne? Kişi başı yaklaşık olarak 600 Amerikan doları ve milli gelirdeki payları da %6. Yani ortalamanın neredeyse 1/4 civarındayız. Diğer bir husus, %6 olan bu oran ortalama bazı ülkelerde çok yüksek. Amerika Birleşik Devletleri'nde
10'a yakın kişi başı 4.500 dolarlık bir sigorta prim harcamaları var. Bizim yaklaşık olarak 30 katımız. Aynı şekilde Japonya'da da milli gelirinin %10'undan fazla. Şimdi esasında biraz önce Gence hocamızın söylediği konuyu da isterseniz bağlayarak bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Evet, dijitalleşme çok önemli. Pek çok sektöre çok büyük etkisi var. Sigortacılıkta da etkisini görebiliyoruz. Ama satış kısmında değil, satış kanalı kısmında değil. Nerede görüyoruz? Örneğin satın aldığımız poliçelerle ilgili olarak hızlı bilgi sahibi oluyoruz. Biraz önce hocamız da bahsetti. Kağıt azaltılıyor, internetten sorgulama yapabiliyoruz. Programdan az önce benim bu yılki poliçelerim geldi. Bana maille hemen poliçe örneklerimi ve evet, dijitalleşmenin çok büyük farkı var. Ancak Türkiye'nin 2019 yılında üretmiş olduğu sigorta priminin yaklaşık olarak %1.6'sı şeyden geliyor, dijital satıştan, yani ona internet satışı diyelim. 2020'de ise %2.3'e çıkmış. Geleneksel yapımızı, sigortaya olan yaklaşımımızı burada da hemen gösteriyoruz. Yani bir yıl içerisinde evet %50'lik bir artış söyleyebiliriz ama 1.6'dan 2.3'e çıkan bir artış. Yani hızlı bir ilerleme var ama hala istenilen noktada olmadığını söyleyebiliriz Sayın Özel. Evet, yani biraz baktığımızda da sanki telefon satışından biraz azalmış. Geleneksel satış dediğimiz sigorta aracılarıyla yapılan, acenteler, brokerlar, sigorta şirketleri, banka kanallarıyla yapılan satışlar %96,5 %97'lik kısma denk geliyor. En önemli kısım oradan kaynaklanıyor. Peki şimdi bir yandan da sigorta bilincini konuşmak isterim. Biz programımızda konuklarımızı ağırladığımızda aslında bu konunun üzerinde de çok duruluyor. Bu noktada Türkiye'nin potansiyelini nasıl değerlendirirsiniz bilinçlenme anlamında? Bilinç kısmının ötesi de Türkiye'nin sigorta potansiyeli çok yüksek. Biraz önce bahsettiğimiz gibi dünya ortalamasının 1/4'ünde hem kişi başı harcama olarak hem de milli gelirdeki pay olarak. Gelişmeye çok açık. Zaten 5684 sayılı sigortacılık kanunu sonrası, yani 2007 yılındaki kanun sonrası çok ciddi bir yabancı sermaye girişi yaşandı sigorta sektörüne. Malumunuz bizim jenerasyon daha iyi bilir. Türk ismiyle adlandırdığımız pek çok sigorta şirketinin isimleri şu anda yabancı kelimeler ve farklı şirketler var. Neredeyse %65'e yakın bir yabancı payı var Türk sigorta prim üretiminde ve şirket sayısında. Bu da sigortanın ne kadar gelişmeye açık ve potansiyelinin yüksek olduğunun bir göstergesi. Ama biraz önce bahsettiğimiz sigorta bilinciyle ve toplumdaki sigorta kültürünün geliştirilmesiyle ilgili çok uzun yollar varmış gibi geliyor bana. Neyle yapılabilir peki? Vaktimizi verimli kullanmak istiyorum. Soruyu da sorayım. Bilinçlendirme kısmında hangi başlıklar ön plana çıkar? Üniversiteler kısmına mı aktarılmalı? Yani müfredatta yer alması gerekli mi? Nedir buradaki başlıklarımız ve çalışmalarımız? Evet, bir, kamunun çok büyük bir desteği olması gerekiyor ve var. Hem düzenleyici olarak hem denetleyici olarak. Son yıllarda da malumunuz 2020 yılında 3 büyük kamu şirketi birleşti ve 2020 yılı rakamlarına bakıldığı zaman lider şirket. Aynı zamanda pazar yapıcı bir etkisi var. Aynı şekilde bir yerli restoran şirketi de piyasaya girdi. Kamunun etkisi 2, üniversitelerin etkisi. Kamunun etkisinin altında tabii sigorta şirketlerinin etkisinden, desteğinden bahsetmemiz gerekiyor. Evet. Ve sektörün içerisindeki sosyal sorumluluk projeleri yürüten kurumlar var. Bunların etkisiyle bu bilinç mutlaka artırılabilir ve artılıyor zaten. Ama yavaş yavaş toplumdaki genel sigortaya bakış açısının aşılması gerekiyor.
sigortanın ihtiyaç olarak görülmüyor. Sigorta bir ihtiyaç. Tüm literatüre baktığınızda geleneksel kadercilik gibi bir kelime de bulabilirsiniz. Ben bunun değiştiğini Peki. düşünüyorum artık. Yok. İhtiyaç halinde sigorta hemen ön plana çıkıyor. Peki. Geçen yıl en büyük artış sağlık sigortalarında. Tamamlayıcı %50. İkinci artış DASK deprem sigortası. Niye? Pandemi, sağlık, İzmir depremi, deprem. Peki, yaşadıkça toplum bunu gündemine alıyor ve şey yapıyor, kullanıyor. Maalesef süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim Anne. Teşekkür ederiz. İstanbul Okan Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hakan Özcan bizlerle birlikteydi efendim. Güvenli hayatı burada noktalayalım. Tekrar görüşmek üzere. Türkiye Sigorta, Reasurans ve Emeklilik Şirketleri Birliği sundu.